Canlarım merhabalar arkadaşlar, çok güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Güzel bir geometri sorusu paylaşayım dedim. Bu soruyu paylaştıktan sonra da trigonometri 2 videosunun PDF'ini hazırlamaya başlayacağım arkadaşlarım. Bari şöyle bir kendimi hatırlatayım dedim. Bakın dedim, geometri unutmadık. Geometri önemli. Şu trigonometri 2'den sonra da limit türev integrali yapıp artık geometri kampına döneceğim ve bu seneyi inşallah noktalayacağız güzel bir şekilde sizleri de göndererek. Evet, hadi gelin şöyle bir güzel soruya bakalım. Zor bir soru arkadaşlar. Yani gıcık bir soruya benziyordu. Dedim alalım. Bir öğrencim sağ olsun sordu. Ben de ona da yararlı olsun diye ona da paylaşırım. Sena diye öğrencim. Şimdi şekilde bir numaralı pencere BC etrafında ok ile belirtilen yönde 90 derece açılmış. He, tamam. 90 derece böyle açmışsın. Tamam. 2 numaralı da arkadaşlar, hani açarsın böyle üstten boşal, yani boş olur ya arkadaşlarım, böyle üstten hava yukarıdan geçer. Onun gibi açılmış gördüğünüz üzere, değil mi? Tamam, bu da tamam. Ve 30 derece açılmış. Yani alttan şu alt taraf, yani nasıl desem, pencereyle açılmamış. İskeletini düşünün arkadaşlarım. Açmışsın, şurası 30. Bak gösteremedim. Açmışsın, şu alt taraf 30, tamam mı? O açtığın o vidalı kısmı 30 derece. Şimdi tamam, onu biliyorum. Okey. Tamam. Bu da tamam. 1 ve 2 numaralı pencereler özdeş olup AB 50. AB 50'ymiş. Güzel. AD de 60'tır. AD de 60'mış. Tamam. Bunlar da verilmiş. Sağ olsun. A üssü F üssü noktaları arasındaki en kısa mesafe şimdilik. Şimdi arkadaşlar, hani dedim ya o vidalı yer 30 ya. Bakın ne yapacağım. Şimdi benim bu A üssü F üssüyü bulmam için bir en kısa mesafe dik üçgen içine sokmam lazım. O zaman o 30 dereceyi nasıl kullanabilirim? Şöyle tam şuradan. Şöyle bir tane dik indirdiğimi düşünün aşağı. Mesela aşağı bir doğru indirdim. Şuradan da şuraya gönderdim. Şurası bir dik açı oldu, değil mi? Heh, şurası dik. Şimdi arkadaşlar, burası dik ise, bakın 3 boyutlu olduğu için. Şimdi bakın şu arka tarafı, tekrar söylüyorum, çok özür diliyorum ama yapacak bir şey yok. Şu arka tarafı, o vidanın arka tarafı 30 derece. Peki orada bak, iskelet. Bak iskelet. Pencere. Benim aşağı indirdiğim dik. İskelet, pencere, aşağı indirdiğim dik. O zaman şurası 30 derece olmaz mı Z kuralından? Biliyorum zorması gör. Görmesi zor bir şey oldu arkadaşlarım. Bunu aşağı doğru. Çünkü eğik bir şeyi şuradan dik indirdim aslında. Şöyle de birleştirdim. Şurası dik oldu. Umarım kameramdan görebiliyordunuzdur o eli hareketlerimi. Neyse arkadaşlar, bu da tamam. Ne yapacağız şimdi? He, tamam. Bu 30 derece. Ne belli? Ne belli? Nerede? Ne belli? Şu 50. AB 50, şurası 50. Şurası 60'sa şurası 60'tır arkadaşlarım. Doğru mu? 90 derecenin karşısı 60'sa 30 derecenin karşısı 30'dur. Doğru mu? 30 derecenin karşısı 30. 90 derecenin 60'sa 30 derecenin karşısı yarısı 30. Şurası 60 derece oluyor. 60'ın karşısı 30 kök 3. Evet. İnşallah işlem hatası yapmıyorumdur. Şimdi 30'un karşısı ne dedik? 30, 90'ın karşısı 60, 30'un karşısı yarısı, tamam. Bunlar da tamam. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir yol haritası çizmek istiyorum. Şuradan şöyle bir dik indireyim. Şimdi bu tarafın kaç olduğunu biliyorum ben arkadaşım. Şuranın kaç olduğunu biliyorum. 50 değil mi? Şimdi burası 30'sa tamam, birazcık büyük çizdim ama kusura bakmayın artık. Bakın şimdi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam o ne, hocam o ne? Kankalar, şunu şuraya. Özür dilerim ama şu tarafa doğru, şimdi neden güldüğümü anlayacaksınız. Şu tarafa doğru dik indirdiğim zaman bu 30'sa bu da 30, şuraya 20 kaldı. Ve aslında çizim çok kötü oldu. Çok özür dilerim ama burası 50. Reply'da hani gol olur da bu da gol dermiş gibi. Yani aslında hiç fark etmeden şuranın bir dikdörtgen olduğunu görüyorsunuz. Kankalar vallahi bak, dikdörtgen. Yani
Yemin edebilirim ama kanıtlayamam yani. Bu dikdörtgen burası kanka. 30 burası, 30 burası, 50 burası, 50 burası. Tamam mı? Çünkü bu dik, bu dik, bu ikisi birbirine paralel. Bu 90 derece açılmış çünkü. Tamam mı? Neyse, o zaman arkadaşlarım, şunun ne olduğunu biliyoruz şunun. Şunu pembeyle yapayım. Şunun 20'nin karesi, şurası dik ya. 400, şuraya A desem, A kare eşittir 25, yanına 2 sıfır, 20'nin karesi de 400 mü? 400 toplarsam 2900 mü arkadaşlarım? A karemiz, yani A dediğimiz şey kök 2900. Lan merak ettim, çıkacak mı lan böyle? A dediğim şey buysa şimdi bir de ne yapıyorum? A üssü ile F üssü. Bakın şurası da dik değil mi arkadaşlar? Değil mi? Şunu soruyor bana. Şurası 30 kök 3'tü değil mi arkadaşım? Evet değil mi? 30 kök 3. O zaman burada Pisagor yapacağım. Ne yapacağım? Şurada yapayım. 30 kök 3'ün karesi. Artı, telefonum uzaklardan, odada şarjda, oradan çalıyor. Şu an gidemeyeceğim. Artı kök 2900'ün karesi eşittir. Şuraya da artık x diyelim. Zaten bana orayı soruyor. X kare. 900 çarpı 3. 900 çarpı 3. 27 0 0. Artı 29 0 0 eşittir. Israrla aranıyorum. Burası kaç ediyor arkadaşlar? 2900, 3000 desen, 5700, 5600 mü? 5600 eşittir x kare. 56 çarpı 100'dür arkadaşım bu. 56 da 14 çarpı 3 mü? Yok, 4 kere 3, 12. 14 çarpı 4. 4 kere 4, 16. 14 çarpı 4, 56 mı lan? 14 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 4, 16'nın 6'sı. 4 kere 4, aha bulduk valla. O zaman ne oldu? X kare dediğimiz şey 56, 14 çarpı 4 çarpı 100. Bu zaten 12, 20 mi? 20 kök 14 benim cevabım olması lazım arkadaşlar. Vallahi, vallahi doğru bulmuşuz arkadaşlarım. Buradan bu soruyu soran öğrencime selam olsun. Niye bu soruyu sordun bana? Mahvoldum yani. İyi, güzel. Bu da böyle bir soru oldu sizler için. Sizler için de faydalı bir soru olduğunu düşünüyorum. Ikındık ama çıkardık arkadaşlarım. Canlarım, kendinize cici bakın. Mutlu kalın. Kimseyle kavga etmeyin arkadaşlarım. Trigonometri 2 çalışmalarıma başlıyorum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.